Hepinize selamlar. Ben Hasan Hocam. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Keyifler yerindedir. LGS ve Liz Hocam kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki LGS'ye artık haftalar kaldı ve haftaları sayıyoruz. 3 haftalık kısım kaldı ama bu haftalarda biraz böyle sınavla ilgili çalışmalarınız olduğu için bu haftayı çok da saymıyoruz aslında. Ayrıntılı böyle çok böyle iyi bir şekilde çalışmak için arkadaşlar 2 haftada her şeyi değiştirmeye hazır mısınız? Sizlerden şunu istiyorum. Gel yorum kısmına. Hocam ben kendime güveniyorum. Bu iki hafta birçok şeyi değiştireceğim. Ve gerçekten de bu planlara uyacağım. Ve kendi geleceğim için bu adımları atarak birçok şeyi değiştireceğim. Şeklinde yorumlarınızı bekliyorum. Gerçekten de o inançla yazacak mısınız? Bakalım. Şimdi biz sizlere bu şekilde planlar oluştururuz, taktikler veriyoruz, birçok şey yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz arkadaşlar. Sizler de tabii ki like'larınızı çok görmüyorsunuz. Teşekkür ederim. Çok güzel like'lar geliyor. Çok sağ olun. Eyvallah, eyvallah. Ee, tabii ki abone olmayanlar da abone olursanız çok çok seviniriz. Hedefimiz 200 bin olabilmek. Şu an 190 bindeyiz. 200 bin olabilmek için tabii ki de desteklerinizi bekliyoruz. Teşekkür ederim. Evet hadi bakalım başlayalım. Müzik Peki iki haftada bu değişikliği nasıl yapacaksınız? Öncelikle sizden isteklerim olacaktır. Bunlardan biri okul ve artık dershane veya okul en çok da okul okulla ilişkinizi artık yavaş yavaş kesin. Okul kısmını artık unutun arkadaşlar. Okulda zaman kaybetmeyin. Oturuyoruz bir kamp planlıyoruz ve iki haftalık planı muhteşem bir şekilde oluşturacaksınız. Ben size tek tek neler yapacaksınız, ne ayrıntılar şeklinde nasıl çalışacaksınız bunların hepsini göstereceğim ve konuşacağız tabii ki. Ama öncelikle sizden şunu istiyorum. Lütfen ama lütfen şu iki haftalık bir izni koparın rapor alın bir şekilde bir şeyler yapın ve o şu iki hafta boyunca oturun bir kamp oluşturun ve kendinize çalışman e, saatleri oluşturun arkadaşlar Çünkü bizim için çok değerli olacak çok önemli olacaktır şimdi biz baktığımızda bu süreçte ihtiyacımız olan Tabii ki de genel deneme bu süreçte ihtiyacımız olan genel tekrarlar Evet genel tekrarda ihtiyacımız var gerçekten bazı öğrenciler için söylüyorum genel tekrarlar ihtiyacı var Ben matematik için yapabildiğim kadar sizlere e, güzel notlar hazırlıyorum pazar hafta sonuna kadar inşallah yetiştireceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu tür e, şeyleri yani bu çalışmaları nasıl yapacağız, nasıl planlayacağız ben sizler için yaptım arkadaşlar. Şimdi o planlamaya bakmadan önce e, tabii ki de sizlerden şunu istiyorum. Şu inançlı olmanız. Ya hocam işte iki haftada birçok şey değiştiremeyiz. Ya hocam denemelerim şu şekilde. Hocam şöyle olmuş. Hocam böyle olmuş. Ya Şu olumsuzlukları bir kere kafamızdan atacağız ve önümüze bakarak iki haftalık süreçte tarih yazmaya devam edeceğiz tarih yazacağız arkadaşlar. 2 haftalık kısımda bu değişimleri kesinlikle göreceksiniz. Ben inanıyorum sizlere ama lütfen bu çalışmalara, bu taktiklere önem vermeniz gerekiyor. İlk önceliğimiz nedir? Tabii ki de sağlığınıza dikkat edin. Sağlık çok önemlidir. Çok çok dikkat edeceksiniz. Ek olarak da bu okul kısmında arkadaşlar izin almanızı istiyorum. 2 haftalık izin alacaksınız. 2 haftalık izniyle de izinle de oturacaksınız. Adam akıllı kampı planını oluşturacaksın. Ve mis gibi LGS saatinde oturuyorsun. Denemelerini çözüyorsun. Bu şekilde ilerleyerek ve bunu 2 hafta boyunca 12 gün boyunca yaparak bu işe muhteşem bir şekilde geçiriyorsun. Peki planımız ne? Planımızın ayrıntıları neler? Bir ona bakalım, plan üzerinde konuşalım. Şimdi arkadaşlar, planı açtığımda şöyle hemen planımı açayım. Bir görelim. Plan içerisinde beraber bir konuşalım öncelikle. Şimdi plana baktığımızda iki haftada, iki haftada her şeyi değiştireceğiz bakın. Her şeyi değiştireceğiz. Şimdi baktığımızda 22.05.2022'de başlangıcınız olacak. Çünkü sınavlar vardır, odur, odur, budur, şu derken tam odaklı bir şekilde çalışamıyorsunuz. Okullardan izin de yok zaten biliyorum ki. Evet şimdi baktığımızda arkadaşlar iki haftada her şeyi değiştirme kılavuzumuz bu. Öncelikle iki tane genel deneme çözmek zorunluluğun var. Bunu yapman gerekiyor. İki genel deneme ve analize. Yani bu iki genel denemeyi bırakmıyorsun. Analizini kesinlikle yapacaksın. Analiz de çok değerlidir zaten. Sonra matematik ilk dönem te genel tekrar videosu izlemen isteyeceğim. Bunu nasıl yapacaksın? Bunu YouTube'dan izleyebilirsin. İşte ne bileyim kendi notların vardır. Onlardan bakabilirsin. Yani bir şekilde bu ilk dönem kısmını hallediyorsun. Sonra matematik, inkılap ve İngilizce kısmına bakıyorsun. Ve bunlarla ilgili birer tane branş denemesi çözüyorsun. Tamam mı? Bunlarla ilgili branş denemesi çözüyorsun. Çünkü bazı eksiklerimiz olabilir. Onları görebilmek adına son anda bazı şeyleri değiştiremek adına değiştireceğiz ya. Onları düzeltebilmek adına bu branş denemeleri bizim için nedir? Önemlidir. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet 23'e geldiğimizde yine iki tane genel deneme çözüyorsun. Ondan sonra matematik ikinci dönem e, genel tekrar videosunu izliyorsun. İstediğin istediğin böyle önemli olduğun, bilmediğin notlar vardır. Görmediğin kısımlar vardır. Onları not alabilirsin. Fen bilimleri, Türkçe ve din kültüründen ne yapıyorsun? Bunlarla ilgili de tabii ki de branş denemesi çözüyorsun. Sonra e, 24'e geldiğimizde iki genel deneme sonra fen bilimlerine başlıyorsun. Fen bilimleri ilk dönem genel tekrar videosu istiyorsun. İzliyorsun matematik, inkılap ve İngilizce branş denemesi çözüyorsun. 25'e geldiğimizde e, iki genel deneme çözüp fen bilimleri ikinci dönem genel tekrarını yapıyorsun. Fen bilimleri, Türkçe ve din kültüründen branş denemesi sözüyorsun. Şimdi arkadaşlar bakın kendini değerlendirme kısmı vardır. Burası önemlidir. Mesela birinci güne tak tak çak 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 ne yapıyorsun? Bunları dolduruyorsun. Bak buradaki bir tane eksi senin moralini bozar arkadaşlar. O yüzden de ne yapıyorsun? Bunlara Dikkat edelim. Yani ne olursun yani bunu al çıktı olarak birinci gün bitti kardeşim. ikinci gün bitti, üçüncü gün bitti şeklinde devam edebilirsin. 26'sına geldiğimizde bu sefer Türkçe'ye başlıyorsun. Türkçe ilk dönem genel tekrarı. İstiyorsan bununla ilgili çok fazla genel tekrar yapmana gerek yok. Bununla ilgili ne bileyim e, ama bilmediğin kısımlar da olabilir. Bu fiilimsilerdir, cümlenin öğeleri falan filan. E, bunlarla ilgili tekrar yapman gereken kısımlar vardır. Sen yine tekrarını et. Ondan sonra matematik kısmı. İnkılap ve İngilizce'de yine branş denemesi çözüyorsun. Bakın arkadaşlar inkılap ve İngilizce. Yani diğer e İnkılaba İngilizce'ye İngilizce niye veriyoruz? Zaten onar tane soru olduğu için 10-10-20 soru mesela. Senin çok fazla vaktini almaz. Ama belki de bu sana 3 net, 5 net, 10 net arttıracaktır. Yani biz bazı şeyleri değiştirmek istiyorsak o netler bize bak 1 net bile bize çok şey kazandıracaktır. O yüzden belki de o 1 netle istediğin o liseleri kazanacaksındır. O yüzden ben bunları da artık yazdım. İnkılaba da önem vereceğiz. İngilizce de bütün derslere önem vereceğiz. Ama baktığımızda iki genel deneme yine genel denemeyi çözüyoruz. Sonra yine fen bilimleri, Türkçe ve din Din kültürü şeklinde bir branş denemesi yapıyoruz. Ve burada da ikinci dönem genel tekrarını yapıyorsun Türkiye'de. Ondan sonra 28'ine geldiğimizde inkılap tarihi ve inkılap tarihi genel tekrar videosu izliyorsun. Sonra matematik inkılap ve İngilizce'de branş denemesi çözüyorsun. 29'una geldiğimizde genel deneme İngilizce genel tekrar videosu izliyorsun. Tamamını izlersin. Bir tane tek videoda izliyorsun. Fen bilimleri, Türkçe ve din kültürü şeklinde branş denemesi çözüyorsun. 30'a geldik. Din kültürü genel tekrar yap map matematik son 6 aylık örnek soru çözümü yapabilirsin. Şimdi arkadaşlar burada e, Meb'in dağıttığı kitapları da e, zaten çözdüğünüzü söylemiştiniz arkadaşlar. Bununla ilgili son çıkan işte Meb'in bu 2022'de çıkan örnek sorulara daha fazla zaman ayırarak bu şekilde yapabilirsiniz. Veya şuralarda ben şey yapsın İşte Türkçe ilk dönem e, genel tekrar videosu hocam benim Türkçe ile ilgili hiçbir sıkıntım yok hiçbir sıkıntım yok dersen o zaman bununla ilgili buraya mesela Meb'in sorularını koyabilirsin veya Meb'in soruları veya çıkmış sorular şeklinde olabilir tamam mı? Bunları bu şekilde sığdırabilirsin. Mesela matematikle ilgili hiçbir sıkıntım yok hocam benim. Genel tekrar video izlemeye gerek yok dersin. Mesela buraya Meb'in dediğim gibi yine çıkmış sorularını yazabilirsin tamam mı? Bunu kendin planlayabilirsin. Meb'in matematik son 6 aylık örnek soru çözümü artı olarak da çıkmış sorular. Zaten çıkmış soruları da çözmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Bu zamana kadar bırakmayın tabii ki. Evet, 0106 2022'ye baktığımızda Artık Haziran ayına girmiş bulunan ve heyecanımız daha da artmış bulunmakta. İki genel deneme yine iyi bir şekilde koyuyorsun. E, map fen bilimleri son 6 aylık örnek soru çözümü yapıyorsun. Sonra matematik, inkılap ve İngilizce ile branş denemesi çözüyorsun. Ek olarak da 02 06 2022'ye gelip iki genel deneme çözüp map Türkçe son 6 aylık e, örnek soru çözümlerini yapıyorsun. Fen bilimleri Türkçe ve din kültürü branş denemelerini çözüp bu işi bitiriyorsun. Hatta 03'ü de yazmamışım arkadaşlar. 03, 06'da da üç e, 3 tane genel deneme çözerek bu işi bitirin. Buraya not almamışım ama 0306'da da en son günde de 3 tane genel deneme yapıyorsun. Şu turboya basıyorsun ve bu işi bitiriyorsun. Ondan analizlerini yapıyorsun. Zaten 4. gün kesinlikle dinlenmen gerekiyor. Hatta 3. günde dinlenebilirsin ama bazılarımız şöyle diyor. Hocam ben vicdan azaba çekerim. Hayır dinlenmek nedir diyenler vardır. O yüzden de onlar için çok bir şey diyemiyoruz. arkadaşlar bence bu planlamada güzel oldu. İsteyenler bu planlamayı da yapabilir. veya ben 30 günlük bir planlama oluşturmuştum. Onunla devam edebilirsiniz. Nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. 2 haftada her şeyi değiştireceğinize ben inanıyorum. Birçok şey değişecek. Birçok netler değişecek. Birçok eksiklerinizi tamamlayacaksınız. Birçok şeyi değiştireceğinize ben inanıyorum. Sizler de lütfen bu işe inanın. Ve o inançla e, dört 4 elle sarılın o işe. Ve bitirin arkadaşlar bu işe. dediğimiz gibi bizim için önemli olan kısım nedir? Genel deneme kısımları çok önemlidir. Lütfen ama lütfen genel denemeleri ağırlık verin. Ondan sonraki süreçte ben size en kısa zamanda genel deneme analizleri de genel deneme önerilerinde de bulunacağım. İhtiyacınız olabilir çünkü bu süreçte çok fazla deneme çözüyorsunuz. En iyi denemeler, en çok tutulan denemelere ben sizlere önereceğim. Analizlerini incelemesini de yapacağız. Dediğimiz gibi biz buradayız. Yanınızda olmaya çalışıyoruz. Ne yönde olursa olsun eksikleriniz nelerse ona göre çalışmalar yapıyoruz ve sizin karşınıza çıkıyoruz. İnşallah faydalı olmuştur video. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah yani işinize yarar ve bu planlamayı oluşturarak inşallah gidip o liseleri kazanırsanız ben size inanıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.